Bu kentin özelliği, burada çok fazla farklı çeşitli milletlerin yaşaması. Yani aynı kent içerisinde, aynı köy içerisinde 7 farklı millet yaşıyor arkadaşlar. Biz Zahur, Zahur. Ha, Zahur. Zahurlar Dağıstan'dan da gelmelerdi. Siz Avarsınız değil mi? Ha, Avar. Biraz Avarca danışır mısın? Dün işe 76. ilde Koçlu, Haltili, Kanungaydayızı'nı emeli hübülü. Afrika Türklerinden. Evet. Türk yok, biz hepimiz Türk. Sen Akaklardan mısın? Akaklar bu Dağıstan'dan mı geldiler? Yoldaşın da burada. He. Yoldaşın da Rus kimi? Tatarım. Ha, Tatar. He. Azerbaycanlı. Sen de bu kenttensin. Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videodan. Ben şu an Zagatala'ya geldim. Zagatala'nın Fındıklı kendine geldim arkadaşlar. Bu kentin özelliği, burada çok fazla farklı çeşitli milletlerin yaşaması. Yani aynı kent içerisinde, aynı köy içerisinde 7 farklı millet yaşıyor arkadaşlar. Burada bizi misafir eden bir arkadaşımız var. Onunla tanıştırmak istiyorum. Normalde aslında ben bunu çekmiştim ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ben Gah İlisu'ya gittim ve o videoları yanlışlıkla sildim arkadaşlar. Böyle yani salaklık yaptım ve videoları geri alamıyorum. O yüzden aslında Gah İlisu'ya gittim. 2 defa gittim hatta. İkisinde de video çekememiş oldum ama yapacak bir şey yok yani. Giden gidiyor, geri gelmiyor. O yüzden videoyu tekrardan çekiyorum. Burayı da çekmiştim ama bunu da tekrardan çekiyorum. Kendimiz burası abi, Fındıklı kendi. Burada 7 farklı milletten insanlar yaşıyormuş. Yani Avarlar yaşıyor, Sahurlar, işte Kürtler varmış, Ağızka Türkleri varmış, işte Ruslar varmış. Birazdan köyü keşfetmeye geçeceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce kaldığım yeri size göstermek istiyorum. Şöyle bir evde kalacağım. Şimdi birazdan bizi misafir edecek arkadaşı da size göstereceğim. Çok tatlı bir ailesi var. Onları da size göstereceğim. Böyle fasulyeler yapmışlar. Böyle kurutup yiyorlarmış. Bildiğimiz fasulye, labya mı diyorlardı. Öyle bir şey diyorlar. Burada da tavuklar için böyle mısır yapmışlar. Bunu kurutuyorlar. Kuruttuktan sonra bunlar işte tavukları veriyorlar arkadaşlar. Şöyle çok şirin bir ev aslında burası. Köpeğimiz var. Hav hav. Köpeğimiz var. Hatta burada teyzemiz var bir tane. O da böyle fındıkları kırmış. Bu bölgede çok fazla fındık yetişiyor. Dünya üzerinde 1 Türkiye, 2 İtalya, 3 Azerbaycan olması lazım fındık üretiminde. Hemen buranın bahçesini de size göstermek istiyorum. Muhteşem bir bahçe yapmışlar. Böyle anadan atadan kalan bir bahçe. Ya bahçenin içerisinde yok yok diyebilirim. Yani ben normalde çekmiştim bu videoyu ama tekrardan çekiyorum. İlisu da artık yani nasıl olacak bilmiyorum. Gitti yani videom. Video çekmiştim, öylece kaldı. Yapacak bir şey yok. Ha, şunu göstermek istiyorum. Bunu yani ilk defa görenler varsa yazsın. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi koz oluyor. Ceviz yani. Ama farklı bir koz. Farklı bir ceviz. Burada onun ağacı var koskocaman. Orada teyze var bir tane. Teyze dedi ki zamanında Hırvatistan'dan mı, Kroatya'dan mı bir yerden gelmişler, ekmişler yani. İlk buradan bunlar varmış. Teyzemiz geliyor, dur sorayım bir. Bu kozu sen nereden getirmiştin? Hangi ülkeden gelmişti? Kroatya mı demiştin? Kroatya mı ne dedim, yadımdan çıktı. Neyse bizlerde yok idi. Biz buraya taze gelen. Ben ilk defa gördüm burada bu kozu. Ben de buraya gelip görmüşüm, ben de görmemiştim. Ben buraya 76'da gelmişim. Onun yanına burada yani. Maşallah. Senin ismin neydi teyzem? İsmin ne demek? Adın ne demek? Adı Firuze. Firuze, ha. Firuze, ne kadar güzel ismin var ya, adın var ya. Türkiye adında. Ben hemen koyuptum o adı. Şimdi burada gördüm. Evvel burada koymazdılar. Parmak sap ağzından çıkarardılar. Öyle bir kanun kaydı vardı. Çünkü burada Ruslar olurdu evvel. Malakanlar, Ruslar. Onlar olanda direktör de hele kanun kaydı yaratmıştı. Bir tane devletinin malına onlar parmak değmek yok idi. Ne verdi odu. Ben aşağıda donuzçuluk firmasında işliyim. Donuzçulukta işlemişim. Toyuk firmasında işlemişim. Her şey kalhoz zamanında diyorsun değil mi? Kalhozda işledin. Kalhoz değildi. Bu savhoz idi. Ha, savhoz. Kalhozda ilde bir defa iki defa maaş alırdı. Bu her ayı verirdi maaş. Ona göre savhoz. Yavaş yavaş o dağıldı. Dağıldıkça dağılandan sonra bildim ben bunun tadını. Bunun tadını bilip ben dedim
ölerim, iterim ben. Beş mertebeli binada yaşamayacağım. Ben böyle kent hayatında yaşayacağım. Hmm. Ben böyle ağaçlar ekeceğim. Kurt kuş da karnını doydursun. Dede babalar hele diyerdi. Hmm. Ağaç ekin, siz de yiyin, kurt kuş da yesin. Hindi hmm. cemaat ekmir. Kurt kuşun ağzı, karnı boştu. Hmm. Bütün vurulup fındığa. Hmm. Çölde yok da yer. Evet şey. Evet, doğru ha. söylüyorsun. Ha, peki şey de. Soracağım teyzem. Siz avarsınız değil mi? Ha, avar. Burada bizim kaldığımız aile bir avar ailesi. Demiştim yani hani burada çok fazla, bu kentte çok fazla böyle gruplar kalıyor işte. Sahurlar varmış, Kürtler varmış, Ağızka Türkleri varmış değil mi? Ruslar varmış, hepsi var. Biraz avarca danışır mısın? Avarca ne bilecekler ki onlar? Olsun, sen söyle. Dün işe 76. ilde koçulay, halk ile kanun kaydayızı emel hübülü, emeli ekin hübülü, ekin dokun meşgul uygudun. Çok tatlı teyzemiz. Teşekkür ediyorum teyze. Sağ olasın. Sağ Firuze olun, teyzemiz. Çok. Zaten çok Firuze teyzemizi göstereceğim daha. Burada mesela kabak. Kabak da yetiştiriyorlar. Burada fındık üretimi var bu Zagatala'da. Burada da yine bir sürü fındık tarlası var. Böyle Zagatala'ya gelmek isteyenler için Zagatala'ya geliyorsunuz abi. O sizi dağlara, şelalelere, böyle ekstrem yerlere aparıyor. Ve beletçilik yapıyor yani bir nevi değil mi? Beletçilik evet, yapıyorsun. Evet. Instagram'da her şeyini bırakırım. Zagatala'ya gelmek isteyen insanlar, işte dağ sporları, işte kamping, her şey var değil mi? Evet. Sen kendisi biliyor zaten bu çevreyi, çok iyi biliyor. Ve aynı zamanda mesela bazı yollar var. O yollara mesela Niva'da gitmiyor, normal maşınla gitmiyor. O kendi aracı, yani kendi aracıyla götürüyor. Yani hani 4x4 araçlarla götürüyor. Instagram'da bırakırım. Gitmek isteyen olursa benden de selam söyleyin arkadaşlar. 500 neferlik aileye yakındır. 500 nefer var yani köyde. Hepsiyle gidelim, tanışalım. Bu da böyle bir video olsun. Haydi gidelim köylülerle tanışmaya. Yerel halkla tanışmaya gidelim. Bakalım kimler nasıl yaşıyor burada. Size de göstermeye çalışayım. Bu arada Azerbaycan'da gezilmesi gereken yerleri yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Zagatala'da, Gah'da her yerde olabilir. Haydi gidelim. Arkadaşlar şimdi köyümüzü gezmeye başlıyoruz. Daha önceden söylediğim gibi 7 farklı millet yaşıyor bu köyde. Köy merkezine bir gidelim bakalım kimleri tapacağız. Direksiyon mu yaptın kendine? Güzel olmuş ya öyle. Araba gibi olmuş. Mesela bu arkamızda duran bu 3 ev Ağızka Türklerin yaşadığı evlermiş. O ben içeride çektiğim ceviz ağaçları bak burada da var. Hepsi onlanmış. Burası köyün camisi oluyor değil mi? Köyün camisi de burası. Selam, necesiniz abi? Yakışır mısınız? Allah rahmet eylesin Muhammed Alim Yamarşaoğlu. Çok gençmiş evet. 2001'liymiş. Allah mekanını cennet eylesin. Siz avar mı? Türk. Türk. Ağızka. Ha. Şeyden Özbekistan Fergane Vadisi'nden. Ben Kazakistan'da çektim ben Ağızka Türklerinin yaşadığı bir tane köyü. Sizi gördüm ben dana içi çektiniz. Ha dana içi de çekmiştim evet. Evet. Car'da dana içi. Car aynen oralara gitmiştim. İsminiz neydi? Fevzi. Çok şad oldum abi tanıştığıma. Çok memnun oldum. Yakşı yol. Şimdi burada da. Abi nece sen ya? Elhamdülillah yakşı yol. Nasılsın? İsmin ne abi? Kurban. Kurban. Siz burada bu kentte mi yaşıyorsunuz? Aynen öyle. Siz avar mı değilsiniz herhalde? Biz Zahur. Ha Zahur. Zahurlar da Aslan'dan da gelmeler dersiniz. Ha Kafkasya'dan. Kafkasya'ya gelmeler. Sizin öz diliniz var. Zahur dilinde. Hı. Bir danışabilir misin Zahur dilini? Zahur dilinde başa düşeceksiniz. Olsun, merak ediyorum nasıl kulağa nasıl okşuyor. Ne diyebilirim? Yugdodun kırın karbı. İna yaşayışı yugda. Erakar ile şey masa ile. Yani abi bile danıştık. Hangi dili okşuyor abi? Yani Dagestan'da çok var da diller. Hı hı. Yani lezgi. Lezgi evet ha, işittim. Lezgi Zahur. Ha, Lezgi Zahur birbirini okşuyor. Vay be. Müslüman ola, Müslümansınız değil mi abi? Elbette. Elhamdülillah. Çünkü hani bazı böyle farklı milletler farklı dinlere mensup oluyorlar. O yüzden soruyorum. Yani yanlış anlama. Burada kaç nefer Zahur? Var çok değil. Yani var. Bu kentte var. Ha, bu kentte var. Ama bu bölgede de Zahurlar çok herhalde değil mi? Çok. Avar millet, Zahur millet çok. En çok hangi Zahurlar en çok hangi kentte var burada? Burada var Zagatala rayonunun Ali Bayramlı kendi var. Dağlı değil. Suvagil diyen kent var. Hı hı. Orada var.
müxtəlifdir, qarışıqdır. Hə, qarışıq. Abi benim ismim de İbrahim. İbrahim. Maşallah. Gəl qonaq ola. Çay vallahi şey. Sağ ol abi. Biz şimdi zaten konağız arkadaşa. Fındık alarak satırız. Bak bu terazi bu fındık alıram, satıram. He. Sen ona mı? Her şey fındık alıyorsun, fındık satıyorsun. Satıyorum. Satıyorsun. Zagatala da mı satıyorsun? Evet. He, çok memnun oldum abi. Çok sağ ol. Allah bize konak ol. Vallahi sağ ol abi. Biz şimdi çekim yapacağız birazcık. Köyünüzü böyle tanıtalım dedik. Burada kimler var, kimler yokmuş. İzlesin bizim Türkiye'den de Azerbaycan'da olan kardeşlerimiz. Çok mu teşekkür ediyorum abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şad oldum seninle. Hadi yakşı yol abi. Sağ ol. Arkadaşlar abimizi sağ olsun arkadaş durdurdu. Onunla danıştım. O da Zahur'muş. Zahur diye de böyle farklı bir topluluk var. Yani bu Dağistan'dan gelme. Onların dilleri de farklı yani. Daha demin duymuşsunuzdur. Başa düşen anlayan var mı bilmiyorum. Yani ben anlamadım. Zaten hani dili de farklı geldi bana. Daha önceden duymadığım bir dildi. Lezgi dilini falan duymuştum daha önceden. Öyle yani burada çok farklı milletler yaşıyor. Çok ilginç bir köy bence. Çünkü 500 nefer var ve 7-8 tane böyle farklı farklı milletler insanlar yaşıyor. Bakalım kimi tapacağız mı daha? Kimler var kimler yok hepsini size göstermeye çalışacağım. Haydi. Böyle tuktuka biniyoruz bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Kendi dolaşıyoruz. Şimdi abimiz apardı bizi. Sen de bu kenttensin abi. Adın neydi? Vasip. Vasip. Sen, benim adım İbrahim bu arada. Sen Ağızka Türk'ü Avar. Yok, ben Azerbaycanlı. Azerbaycanlı. Sen de bu kenttensin. Abi bu kentte çok fazla böyle farklı insan yani etnik gruplar yaşıyor. Farklı tayfalar yaşıyormuş. Değil mi? Evet evet. Aynen. Neçe? Yani kimler var? Zahurlar, Zahur, Ağızka. Avar, Ahaklı. Akaklı ne oluyor? Ahak da millet böyle avar milleti kimi. Allah Allah. Millettir. Allah. Sonra Türkler. Hı hı. Ağızka Türkleri. Sonra. Böyle de. Bir sürü. Bir sürü. Nece sen? İyi misin kaka? Yakşısın. Sağ ol abi sağ memnun ol, oldum. Şad ol, oldum. Ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Hara gidersen? Bahiye. Nereye? Bağa, bağa. Üzüm bağına. Fındık bağı önce. Fındık, ha. Üzüm nereden çıktı ya? Burada işliyor musun? Böyle halı ağızda işlemiyorum, traktörle işliyorum. Hı hı. Böyle halı fındıkları alıp aparıyor musun? Yok, bağda saklıyorum. He, saklıyorsun. Kuruturam, ondan sonra evi aparım. He, kuruttuktan sonra. Teşekkür ediyoruz. Şad olduk abi. Sağ ol. Yakşı yol. Bu yol Sovyet zamanında yapılmış. Şöyle yani taşlı böyle. Sovyet zamanında bir amca varmış. Amca tek başına düzmüş abi bu yolu. Nasıl düzdü bilmiyorum. 4 kilometre. Yani belediye başkanı gibi adammış ya. Belediyeler düzüyor ya normalde. Ağızka Türküsünüz. Evet. Çok güzel. Türkiye'ye söylemek istediğim bir şey var mı abi? Türkiye'ye selamlar. Aleykümselam. Tüm Ağızka Türklerine de selamlar olsun. Sen kimsin? Ben Carullah. Ondan önce neredeydin? Kim? Carullah. Carullah. O ne oluyor? Ha ismi. Ağızka Türk'ü müsün? Ha? Ağızka? Afrika Türk'ü. Afrika Türk'ü. Ya Afrika Türk'ü adamım. Azerbaycan uşağı mısın? He. Hmm, yakşı yakşı. Özbekistan'dan gelmiş abi. 10 sene önce geldin değil mi buraya? 10 sene önce gelmiş. Biz de 3 hafta önce falan Özbekistan'daydık. Semerkant'taydık. Burada abilerimizle karşılaştık. Onlar da bizi gelin bir çay için falan dediler. Öyle gidiyoruz yani bir öyle oturacağız, sohbet edeceğiz. Sonrasında da gene köyümüzü dolaşmaya devam edeceğiz. Selam. Nuş olsun abi. Necesen? Necesen? Yakşı mısın? Nasılsın? İyiyiz abi. Yakşıyız. İçin abi. Ha şey yastık gibi anladım. Böyle durunca peynir zannettim. Ben de şunu muhlamaya benzettim. Aa zaten, harbiden ha? Muhlama o. Bu muhlama. Burada yapıyor musunuz yoksa? Yapıyoruz biz de Türk'ü. Evet abi haklısın. Ama ilk defa Azerbaycan'da ben burada gördüm bu muhlamayı. Buyurun oturun. Teşekkür ediyoruz abi sağ olun. İşteydik. Geldik. Biraz gezelim. Geçin abi. Vay be.
Muhlamayı böyle sündürüyorsun değil mi? Bizim muhlama gibi. Vay be. Karadeniz'de de bizde hep muhlama olur. Ben de Karadeniz abi, Samsun. Biliyor musun Samsun'u? Afrika Türklerinden. Evet. Biliyorum. Aynı. Afrika. Türk yok. Biz Akdeniz Türk yok. Biliyorum. Afrika Türkleri Dernek Başkanı bize orada yardım etti. Kazakistan'da. İzliyorsanız buradan teşekkür ediyorum. Sabri Dede vardı. Toplum get. Tarla tapan. Yardıma get. İmece. İmece. Toplu insanların evet, böyle şu beraber çalışması. İmece usulü derler. Yok. Tek tek mi? Sallayıp alıyoruz. Altını üstünden de. Kimin imecesiydi abi? Kardeşimin, abimin. Ha abi, ne oluyor bu seni? Abi bakayım, sana benziyor mu? Benziyor. Atanız mı? Yok. He, komşusunuz. Komşumuz. Göremedik yurdumuzun yaylasını takınayım. Dedelerim akıtmıştır orada gözün akını. Nelerimiz yitirmiştir, nece çorap çağını. İndi orada mal otarıp kimler yer yağını. Sögüyoruz Stalin'in ölüsünü sağını. Çünkü biz de çekiyoruz gariplikun dağını. Çekiyoruz, hala da çekiyoruz. Eyvallah. Çünkü gariplik çok. Stalin'e sığınmak lazım. Çok onu çeken bilir. Nalıbını. Abi mıhlama geldi şimdi, ısıttılar. Vallahi mıhlama ya. 9 aydır Türkiye'den dışarıdayım ben. Bu evet. Orijinal mıhlama. Evet, orijinal mıhlama. Tadı çok güzel. Elinize sağlık. Elinize sağlık abi. Biz müsaadenizi isteyelim. Yolumuz çok daha var. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Vallahi çok sağ olun abi. Yine geldin. Gene inşallah. Yani inşallah. Kızlar memnun oldu. Teşekkür ederim abi, sağ olun. Gelmediniz yanıma ama. Kızlar bunlar var. Ben kızlarım. Maşallah. Abla elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, çok sıcakkanlı insanlar. Direkt böyle evlerine çağırdılar. Sağ olsunlar. Türkiye'ye söylemek istediğiniz bir şey var mı abi? Herkese selam. Kardeşlerimize selam. Türkiye Azerbaycan kardeş. Aleykümselam. Türkiye Azerbaycan kardeştir. Salam olsun Türkiye'ye. Salamlar. Abi sen Müge Anlı'ya bir şey diyorsun. Müge Anlı, sana da can sağlığı, ömrün yine uzun olsun ki hiç şey ölmeyesin. Çok mu seviyorsun abi Müge Anlı'yı? Ben seviyorum ki Külbir'de onu görsem 29'da başlayacak. Valla. Vay be. Bizim ülkede de çok seviyorlar da burada yani amcamız bayağı seviyormuş. Bu neleri çözüyor. Akıllı, evet. Akıllı, zeki bir kadın. Baba orada sinekler çekin ha. Tamam. Ama sen sallıyor. Bir de geldin. Bir de geldin. Ne bağırıyor? Türkiye'den geldik. Türkiye'den konak. Türkiye'de. Ha, bu kende geldik. Türkiye'lere de okşam. Okşamıyoruz mu? Ya. Neçe yaşın var? Neçe yaşım? Bilmem 70 mi 80 mi? Hmm. Uzam mı? Adın ne? Adım? Nasberi. Nasberi. Ha. Çok şad olduk. Memnun olduk. Seninle tanıştığımıza. Şad olduk. Hı? Şad olduk seninle tanıştığımıza. Hadi bay bay. Görüşürüz. Yakşı yol. Yakşı yol. Necesin teyze? Sağ ol. Bunlar qonaqlar Türkiyədən gəliblər. Soruşlar, bilə millət dedim, bir dənə Axaqdərədən arvad bu var, Axaq dilli arvad. Onlar mı sənə çəksinlər? Nə bilim, qoca arvad niyə lazım? Cavanları, gözəlləri çəkdə. Necesin abla, iyi misin? Yaxşı mısın? İyiyim, çox iyiyim, sağ ol. Sən Axaqlardan mısın? Axaqlar bu Dağıstandan mı gəldilər? Bəli. Ha, senin ataların oradan mı geldi buraya? Aha. Sizin zaman vakti geçmişte gelmişler. Burada maskan salıp burada yaşıyorlar. Senin özünü dili var mı? Var, Ahaklara dilleri. Danışabilir misin? Avar dili sayılıyor. Avar dili mi sayılıyor? Ha, danışabilir misin bir? Ben mi? Aha, Ahakça. Bilirim, ne yapayım ben? Danışır mısın? Danışırım, niye danışmıyorum ki? Hadi, Necip, sen bize... ne demek? Dimağı de ki mesela ben ismim şu, ben şu yaştayım, ha. Burada oturuyorum. Dişleri Şahrudu, sonra ne sevdim adı, bir de ne sevdiğim. İçinden ne geliyorsa. Ne istiyorsan söyle, ne istiyorsan. Dişleri Şahrudu, burada yaşıyorum. Azerbaycan değil, Ahakça, o sen dedin ya, o dilde danış.
Bilmiyorum. Ulan çok senedir bu. 50 yıldan çoktu ben bu kendi. Yıl... Ama ataların falan nerede? Dağıstan'da mı? Ha. Kendi var. Hmm. İsmin neydi abla? Şahruzat. Şahruzat. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Seni tanıştığıma çok memnun oldum abla. Memnun oldum. Şad oldum. Şad oldum. Çocuklar görüşürüz. Arkadaşlar böyle insan arıyoruz resmen. Farklı böyle milletlerden danışabileceğimiz. O yüzden motoru atladık böyle arıyoruz yani. Burada köyün küçeleri. Sağ olsun bize her yeri apardı. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Vay vay. Sağ olasın. Abi çekebildiğim kadar çektim. Şöyle biraz daha piyade dolaşırız. Bakarız ne var ne yok. Kim nerede. Tapabilirsek taparız arkadaşlar. Köyümüz burası. Vallahi çok şirin bir köy. Burada patoz aleti geliyor şimdi. Fındık çıkarıyorlarmış bundan. Normalde hani daha burada yaşayan bir 3-4 millet daha var. Görürsek çekeceğim ama bu şimdi fındık zamanı olduğu için sabah 6'da herkes kalkıp akşama kadar fındık yiyorlarmış. Herkes fındık için çalıştığı için yani çoğu insan tapamıyoruz. Bu köyün hatta Zagatala'nın geçim kaynağı bu fındıklar. Büyük fındıklar oluyor. Çünkü çok fazla fındıkla uğraşan insanlar var. Ve mesela fındığı böyle 3 ay hasat ediyorlar. 3 ay boyunca da toplamda işte 10.000 manat 20.000 manat civarında kazanıyorlarmış. En düşük kazanan 5.000 manat civarındaymış. Fındık dışında başka şeylerle de uğraşıyorlar tabii ki. Yani üretiyorlar. Eğer ki fındığı böyle ham şekilde satarlarsa kilosu 5-6 manatı satıyorlarmış ama fındığı bir de kurutup çerez şeklinde satarlarsa daha karlı oluyormuş. O da 11 manat 12 manat civarında arkadaşlar. Burası zaten köyün sonu oluyor. Şurada da full fındık bahçeleri var. Burası köyün diğer ucu yani öyle söyleyeyim. Şimdi biz o diğer ucundan gelmiştik motorla. Şimdi piyade olarak devam edeceğiz. Yani çok farklı bir köy demiştim. Yani her milletten insan yaşıyor. Yani bilmiyorum. Çok bu Zagatala'da zaten çok farklı milletler yaşıyor. Ben şimdi bu daha demin çektiğim milletlerin ayrı ayrı köylerine de gideceğim arkadaşlar. Gidebildiğim kadar. Bakalım. Güzel bir macera beni bekliyor. En çok zaten gezmek istediğim yerlerden birisiydi Zagatala. Onların hayatlarını size göstermeye çalışacağım. Bu arada videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Sponsorum olan Talistan Forest'e de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Azerbaycan'ı gezerken bana sponsor oldular. İsmail Rayon'un Talistan kendine harika evlerde kalmak için aşağı Instagram'da bırakıyorum arkadaşlar. Takip ederseniz mutlu olurum. Çok güzel bir istirahat merkezi var Talistan kendinde. Giderseniz selamımı söyleyin arkadaşlar. Şimdi biraz daha köyü keşfetmeye devam. Böyle köy halkı öyle suyu kazmış ve tüm köyün su ihtiyacını bu karşılıyor. Bu su hiç durmuyormuş, sürekli akıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle tarlalar için kullanıyorlardır diye düşünüyorum. Böyle yapmışlar. Uşaklar necesiniz? Lap yakşı. Bay bay. Şuradan böyle bir yol geldi eve doğru. Gizli geçit. Evin bahçesinin arka kapısına çıkıyor. Şimdi biraz daha dolaşacağız köyü. Sonrasında videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada da böyle kitaphane var. Köyün kitaphanesi ama bayağıdır çalışmıyormuş. Burada da küçük köpekler var ya. Enik diyoruz biz. Siz ne diyorsunuz? Köpekler. Böyle şimdi biz bir marketi arıyoruz. Markete gideceğiz. Yani çok şirin bir köy bence ya. Refah bir köy yani. Bir de bu köyde herkes birbirini tanıyor değil mi? Evet, abi. Herkesin birbirine danışıklığı var. Kim kimin ne olduğunu biliyor. Güzel bence bayağı. Arkadaşlar şimdi buradaki insanlara sorduk. Burada Ruslar da yaşıyormuş. Şimdi onlar eğer izin verirse onları da çekeceğiz. İzin vermezlerse yapacak bir şey yok. Zaten burada 4-5 tane böyle hane herhalde Rus yaşayan var. Öyle farklı farklı milletten herkesi böyle bulmaya çalışıyorum ki size de gösterebileyim. Şöyle bu arkadaşlar işte sorduk nerede var diye. Bunlar buraya getirdi bizi. Soralım bakalım haydi. Ben daha önceden Ivanovka'da Rusları çekmiştim. Burada nasıl yaşıyorlar falan diye. Şimdi buradakilere bakalım. Burada nasıl yaşıyorlarmış. İzin verirlerse tabii ki yani. Selam. Necesin? Size danışabilir miyiz sizle? Danışabilir miyim seninle? Sizinle?
röportaj şey danışmaya istiyorlar. De Azerbaycan dilini danışmıyor mu, bilmiyor mu? Çok fazla bilmiyor mu? Ha, sen çevirsene bize, kaç senedir burada yaşıyormuş? Neçe yıldır burada yaşıyorsunuz? Ya здесь родилась, просто bilmiyor ben Azerbaycan. Ha, ha çok, bilmiyor. Çok fazla ama bilmiyor. Nadia. Nadia. Ha. Nadia. Siz ne zaman geldiniz? Haçan geldin buraya? Neçe yıldır? Burada? Neçe yıldır? 20 il var. Ha, ondan önce neredeydin? Ya şeyiz Gence. Gence'de miydin? Ha, sonra buraya yerleştin. Ha. Kişiye tamam evlendin. Ha, evlendin. Ha. Senin eşin kişi? Kişi birinci kişi rahmete gidi. Allah rahmet eylesin. O ikinci kişi. Hı. Ha, ikinci kişiyle burada evlendin. Anladım. O kişi özü buralı mı? Kişinin özü. Ha, anladım. Şey, kohumlar orada mı? Çocuklar, kızlar, balalar? Oğlan oradadır. İki oğlan oradadır. Hmm. Ha, iki tane oğlan orada. Sen de gidip geliyorsun. Ne zaman gittin en son? Özledin mi oraları da? Neçe elde gidip geldin? Neçe elde gitmişsiniz? Darıktınız mı? Ha, darıktınız mı? Bir il. Ha, bir il. Bir il. Bir anlamıyor ki. Özünüzle kaldınız mı oğlanlar, balalar? Neven var. Torunları, oğlanlar. Ha, Rusya'da. Olur. Rusya mı Krasiva, Azerbaycan mı Krasiva? Tam yakışıdı burada yakışıdı. Çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. Şad olduk. Nasıl deniyordu memnun olduk Rusya? Şad olduk. Spasiva abla. Spasiva. Şad olduk. Tam Rusçası ne? Onu bilmiyorum. Ha, tamam. Spasiva. Vam sağ ol. Spasiba. Çok sağ ol. Dobro veche. Dobrodan. Ondan sonra onlar da vardı. Görüşürüz. Davay. Arkadaşlar işte burayı da çekmek istedim ben. Hala böyle yığmışlar arkadaşlar fındıkları. Ablayla karşılaştık. İsmin, adın ne? Benim. Aha, senin evet. Benim Luda. 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 Siz burada doğma büyüme burada. Ha. Özün toprağın burası. Ha. Buradasın. Ha. Yaşıyorsun. Ha. Neçe yıldır? 65. 65. Hı, bayağıdır yaş. Bu senin torun mu oluyor? Bu nevedim benim. He, torunun yani. Hı. Senin yoldaşın da burada. Hı. Yoldaşın da Rus kimi? O Tatarın. Ha, Tatar. Ha. Vay be. Rusya'da senin neyin? Kohumlar var mı? Neveler var mı? Neve var. Ha, Rusya'da? Üç kız bir oğlan. Ha, üç kız bir oğlan. Ha. Senin yoldaşının var mı kohumları? Kohumları yoktu. Gürcistan'da kohumları. Ha, Gürcistan'da kohumları var. Ha. Ve çok memnun olduk. Sağ olasın. Memnun olduk. Şad olduk. Paka paka. Paka. Şimdi ablayla konuştum. O da Rus. Eşi de Tatarmış. Yani Rus var. Tatar var. Bugün tanıştığım. Rus var. Tatar var. Ağıska Türk'ü var. Sonrasında sahurlar var. Avarlar var. Akaklar var. 7-8 oldu herhalde tanıştığımız. Farklı bir köy yani. Gerçekten ilginç. Güzel anlaşıyorlar ya. Güzel anlaşıyorlar ama birbirleriyle. Size gösterebildiğim kadar gösterdim. Gerçekten çok ilginç bir köydeyim ben. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenenler beğenirse, gerçekten beğenirse, yorum yaparsa çok mutlu olurum. Bu tarz videoların devamlı... Bir saniye kardeşim, bir şey konuşuyorum. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen kanalıma abone olun. Azerbaycan'da nerelere gitmeliyim arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Azerbaycan gezi turum devam ediyor arkadaşlar. Hangi maceralarla karşılaşacağız yarın? Haydi, görüşmek üzere.